Hayırlı olsun yeni sezon formaları. Şu anda sosyal medyada özellikle çubuklu formaya müthiş bir ilgi var. Çok beğenilmiş, onu söyleyelim. Her sezon merak edilir bu formaların dizaynını. Kulüp mü yapıyor, Adidas mı yapıyor, ortak bir çalışma mı yürütülüyor? Hem bu konuyla alakalı bir cevap verebilirsiniz Hakan Bey. Sayın Başkan, taraftarların da sorduğu bu formayı hangi santrafor giyecek, yakın zamanda gelecek mi, onu da çok merak ediyorlar. Teşekkür ederim. Evet, umarım gelir. Yani çalışılıyor üzerine. Tabii ki bir ihtiyacımız var. Kimi giyeceğinizi ben de sizin kadar merak ediyorum. Sayın Erdal Torunoğulları, Cenk Sümer ve Emre Koca da ve sevgili hocamız Sergen Yalçın ve ekibi bu hususta araştırıyor, konuşuyor ve çalışmalara devam ediyor. Transferler her zaman söylediğim gibi altına imza atıldığı andan itibaren gerçekleşmiş sayıdır. O sürede geçecek süreç, konuşmalar, tartışmalar hiçbir şekilde doğruyu yansıtmıyor. Dolayısıyla imza atıldığı gün emin olun ki haberiniz olacak. Saklamayacağız sizden. Sağ ol. Ben izninizle forma tasarımıyla ilgili cevap vereyim. Lütfen. Beşiktaş'ta sonra gelen 11 yıllık bir çalışmamız var. Ama bunlar önemlisi, uluslararası markalar yaklaşık 18 aylık bir takvimde bir forma tasarlarlar. Biz Beşiktaşlık duruşunu ve ruhunu marka olarak çok benimsemiş, çok iyi anlamış durumdayız. Aynı durum Beşiktaş için de geçerli. Dolayısıyla her sene yapılan forma tasarımlarında taraftarın ve sporcuların arasındaki o bağ dediğimiz, aşk dediğimiz unsurları renklerimizle, grafiğimize, kulüple çok sık görüşerek ve tamamen aslında başkanım ve yönetim kurulunun görüşlerini de formanın üzerine aksettirerek yapıyoruz. Ama burada en önemlisi tabii ki sporcunun dayanıklılığı, performansının artması için de en son teknolojilerini kullanıyor olması. İşte bu ikisinin Adidas'ın global marka yaratılışı, Beşiktaş'ın da DNA'sına uygun bir şekilde buluşmasıyla bu güzel formayı tasarlıyoruz. Uzun süren süreçler. Çok uzun süre. Çok sık görüşüyoruz. Önümüzdeki sezon içinde harika işler çıkarız diyor mu diyor. Başladık bile. Yani Beşiktaş'ın DNA'sı biliyorsunuz çok özel ve kıymetlidir. Dolayısıyla Adidas da onu yakaladığı için teşekkür ediyoruz. İspanya'da Deportivo La Coruña, Almanya'da da Hamburg'un önümüzdeki yıl forma tasarımlarını kendi taraftarına sunarak bir tür anket yöntemiyle yaptıracağı ilan edildi. Kendi resmi web sitelerinde de açıklanmış durumda. Beşiktaş niye bu konuda Türkiye'de bir öncü olup taraftarına ya formamızı bir de siz tasarlayın, sizin gözünüzden Beşiktaş forması nasıl olur, nasıl olmalıdır yapabilir mi? Bu bana göre Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğerleri için de bir öncülük, önderlik yaratabilir. Bu konuda Sayın Başkanım ve size soruyorum. Böyle bir düşünceye önderlik yapılabilir mi? Teşekkürler. Olabilir. Olabilir değil mi Hakan Bey? Yani ben Adidas'ın prensiplerini bilmiyorum. İş ortağımızsınız. Dolayısıyla sizlerin de uygun görebileceği bir çalışma ortamı gerekiyor. Eğer Adidas bu konuda okey veriyorsa... biz bunu yapalım. Bir de başlangıcı olmuş olsun. Ne dersin Enis'in? Olur. Peki harika, o zaman biz bugün o zaman bunu da buradan ilan edelim. Bundan sonraki formamızı taraftarlarımızın da içinde olduğu çalışmayla organize edeceğiz, biçimlendireceğiz diye söz verebilir miyiz? Tamamız değil mi? Tamam biz Hakan Bey, söz Hakan veriyoruz. Bey, bir seferkinde, bir sonrakinde. Sürekli artırıyoruz. Neden yapmayalım? Çalışırız. Ama yani bu aklı verdiğin için bir para falan talep etme. Bizim biliyorsun bırakmam seni kampanyamız var. Para yok. Tamam. Aklınıza fikrinize teşekkür ederiz. Sağ ol. Sizden de Beşiktaş aşkına imza atmanızı istiyoruz. Seve atarım. Seve atarım. Bu arada bilenler bilirler. Gazeteci arkadaşlarım bilirler. Ben bunu söylemekte de insanların benliklerini aktarmalarında da hiçbir sakınca görmüyorum. Çok iyi bir Beşiktaş dostuyum. Ben bir Fenerbahçeliyim ama içimde hep bir siyah beyaz ateş de vardır. Bunu da belirtmek isterim. Sevgilerimle. O zaman içinizdeki daha ağır basıyordur bence ama telaffuz edemiyorsunuz. Siz bir Beşiktaşlısınız. Sağ olun.